DGTN Türk'ten iyi günler efendim. Gündemimiz Rusya-Ukrayna savaşı. Daha doğrusu bu savaşın dini boyutu. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Ukrayna birliklerinin 6 Ağustos'ta başlayan Kursk operasyonuyla yeni bir boyuta taşınırken bu savaşın dikkate alınması gereken bir de dini boyutu var. Konuyu son yıllarda yazdığı yazılar ve kitaplarıyla gündemde tutan gazeteci yazar Deniz Berktay son yazısında bu savaşın dini boyutuyla Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Biraz ayrıntılı bakacağız bu konuya. Gazeteci yazar Deniz Berktay, CGTN Özel'de yayın konuğumuz. Sayın Berktay iyi günler, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhaba, hoş bulduk. Siz az önce de belirttiğim gibi zaten hali hazırda Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikhanesi kitabınızla da bu konuya ışık tuttunuz. Türkiye'yi hangi boyutuyla ilgilendirdiğini de detaylı anlattınız. Ama biraz açalım istiyorum. Nedir tam olarak sorun dini açıdan baktığımızda? Tabii bu arada kitabımın tam ismi Rusya-Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikhanesi. Cumhuriyet evet. Yayınlarından çıktı. Ve hem Ortodoks tarihinden orada, Ortodoks kiliseleri tarihinden bahsediyorum. Hem Fener Rum Patrikhanesi nedir, bu konu Türkiye açısından neden önemlidir? Hem de bu Ukrayna'daki savaşın aynı zamanda dini boyutuna da kitapta değiniyorum. Evet. Şimdi yani konuyla ilgilenenlerin açısından tavsiye ederim. Onun dışında şimdi bu savaşın dini boyutu nedir? Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Ruslar ve Ukraynalılar zaten her ikisi de Slav kökenli iki millet. Ukraynalıların çok büyük kısmı tıpkı Ruslar gibi Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup. Fakat Ukrayna'daki Ortodoks nüfus birkaç farklı cemaate bölünmüş durumda. Bunların önemli bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin Ukrayna koluna bağlı. Bir bölümü ise 1991 yılında Ukrayna bağımsız olduktan kısa bir süre sonra Ukrayna'daki bazı milliyetçi rahipler Moskova Patrikhanesi ile ilişkiyi kesmişti ve kendi milliyetçi kilise teşkilatlarını kurduklarını ilan etmişlerdi. Fakat Ortodoks kilisesi mesela Protestan kiliseleri gibi değil. Yani hadi ben burada hani biz 3 kişi kendi kilisemizi kuruyoruz. Öyle bir şey yok. Bunların yani bir Ortodoks kilisesinin ya Fener'den ya da Ortodoks dünyasındaki diğer kiliselerden icazet alması gerekiyor. Ve bu milliyetçi rahiplerin kurduğu 91'den sonra kurdukları kilise teşkilatları dünyadaki diğer Ortodoks kiliselerinden icazet almamıştı. Fakat yani ta ki 2018 yılına kadar durum böyle devam etti. 2018 yılında Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna'da Moskova'dan ayrılmış olan cemaatleri kendi bünyesine aldığını açıkladı. Ve Fener Patrikhanesi 2018 yılında Ukrayna Rus Kilisesi'nin değil, Rus Kilisesi'nin dini alanına değil benim dini alanıma giriyor dedi. Böylelikle 2018'den bu yana Ukrayna'da bir tarafta Moskova Patrikhanesi'nin Ukrayna kolu ve asıl hala kalabalık olan cemaat onlarınki. Diğer tarafta ise Fener Patrikhanesi'nin cemaati bulunuyor. Fakat şimdi bu mesele sadece bir dini mesele değil. Hatta dini olmaktan öte de siyasi bir mesele. Neden? Evet. Ve dış politik bir mesele. Neden böyle? Çünkü 1940'lı yıllardan beridir bir taraftan Kremlin yönetimi Moskova Patrikhanesi'ni destekliyor dış politik amaçlar doğrultusunda. Bunu da yine birkaç cümleyle ayrıca açıklarım. Amerika ise 1940'ların ikinci yarısından biridir Fener Rum Patrikhanesi'ni destekliyor. Çünkü Amerika ile Rusya arasında Doğu Avrupa ve Balkanlar üzerinde bir güç mücadelesi var. Ve bu coğrafyada yaşayanların çok büyük kısmı da Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine mensup ve Amerika bu coğrafyada yaşayan Hristiyanları kendi etki alanına almak için 1940'ların ortalarından biridir Fener Rum Patrikhanesi'ni kullanıyor. Zaten yani o zamanlar tırnak Fener içerisinde şunu söyleyebiliriz. Bu aslında Amerika ile Rusya arasındaki bir çatışmaya işaret ediyor değil mi? Yani çatışmayı tabii tırnak içinde söylüyorum dini boyutuyla. Tabii kesinlikle. Ve bu arada ben zaten bu savaşa da ve bu arada tabii şunu da ayrıca eklemekte fayda var. Yani ben 2007 yılından beridir Kiev'de yaşıyorum. 2007 yılından beridir Kiev'de gazetecilik yapıyorum ve savaş devam ediyor şu anda ve ben halen burada haberciliği de sürdürüyorum. Ve savaş konusunda da benim naçizane tespitim şudur. Bu savaşın şu anki
Yani askeri savaşın da iki farklı boyutu var. Bir Onu da yönüyle bu bir konuşalım. Evet. Rusya-Ukrayna çatışması, tabii. Bir yönüyle bu bir Rusya-Ukrayna çatışması, bir yönüyle ise Rusya-Batı çatışması. Her iki boyutu da var. Buradaki şeye baktığımız zamansa, kiliseler çatışmasına baktığımız zamansa, evet, büyük ölçüde bu Amerika ile Rusya arasındaki bir dini çatışma, bir nüfuz mücadelesi diyebiliriz. Peki Türkiye'yi nasıl ilgilendiriyor? Tabii Fener Rum Patrikhanesi üzerinden ilgilendiriyor ama nasıl tezahür ediyor bu durum Türkiye açısından? Aslında tabii Türkiye'yi son derece yakından ilgilendiriyor. Şimdi böyle işte Ukrayna'daki Ortodoks cemaatler vesaire dediğim zaman sanki bu bizden çok uzakta bir şeymiş gibi geliyor ama aslına baktığımız zaman şimdi bir kere Fener Rum Patrikhanesi nedir? Ortodoks dünyasının onursal merkezi fakat fiili değil. Yani Fener Patriği mesela bir Papa'nın veya Vatikan'ın Katolik dünyasında sahip olduğu o mutlak otoriteye sahip değil. Ortodoks dünyasına baktığımız zaman içinde böyle 15 veya en son değişiklikle beraber 16 tane bağımsız kilisenin olduğu bir yapı. Yani otosefal deniyor. İşte Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi, Bulgar Ortodoks gibi. Fener Patrikhanesi bu 16 kilise içinde eşitler arasında birinci durumunda. Yani kaba tabirle söylersek diğerleri Fener'i ağabey diye hürmet ediyorlar. Fakat Fener Patrikhanesi'nin kendi iç işlerine karışmasına izin vermiyorlar. Fakat sonuçta Ortodoks dünyasının onursal olarak da olsa merkezi olan yer İstanbul'da Fener semtinde. Bunu bizi doğrudan ilgilendiriyor. Fakat Türkiye'de bu konu pek doğru düzgün araştırılmıyor. Yani fazla bu konu hakkında bir çalışma ve ilgi yok maalesef. Şimdi konunun bizle alakası şu. Türkiye zaten Fener Patrikhanesi Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle 1800'lerin ortalarından ikinci yarısını 1800'lerin ikinci yarısından itibaren özellikle Rum milliyetçiliğine epey kaydığı için ve Kurtuluş Savaşı yıllarında da Yunanlara destek verdiği için bildiğimiz üzere Lozan Konferansı'nda Türkiye Fener Patrikhanesi ya Türkiye'den çıksın çıkmayacaksa o zaman da bütün siyasi iddialarından vazgeçsin diye ısrar ediyor ve Lozan Anlaşması'nda bir tarafta Türkiye, diğer tarafta ise İtilaf Devletleri üstü örtülü olarak yani sözlü olarak şu konuda anlaşmaya varıyorlar. Fener Patrikhanesi sadece Türkiye'deki Rum Ortodoks cemaatin dini temsilcisidir. Başka da bir yetkisi yoktur şeklinde anlaşmaya varılıyor. Fakat 1940'ların ikinci yarısından itibaren yani Amerika'nın Fener'i kullanmaya başlaması ve Türkiye'nin de o dönemde yani bir taraftan Sovyet tehdidinden çekinirken tam aksi istikamete kayması bunun sonucu olarak Türkiye Lozan'daki bu statüyü biraz sulandırmaya başlıyor. 1940'ların ikinci yarısı ve 1950'li yıllardan itibaren. Peki böyle olursa ve Amerika şu anda Türkiye'ye şu konuda baskı yapıyor. Bir, Fener Patrikhanesi'nin ekümenikliğini tanı diyor. Ekümeniklik nedir? Fener Patrikhanesi'nin bütün Ortodoksların mutlak lideri olarak tanınması. Yani bir nevi Papa'nın Katolik dünyasına sahip olduğu yetkiye Ortodoks dünyasında Fener'in sahip olması. Yani Ortodoks dünyasında olmayan bir şeyi, olguyu Amerika kabul ettirmeye çalışıyor. Ortodoks dünyasını bir tek merkezden yönetmek istediği için. Ve bununla da bağlantılı olarak Amerika Türkiye'ye bir başka konuda daha baskıda bulunuyor. Fener Patriği'nin Türk vatandaşı olma şartını kaldır diyor. Peki böyle olursa bu ne demek olacak? Şu anda bile Fener Patrikhanesi Türkiye sınırları içinde bulunuyor fakat şu anda bile Türkiye çok fazla müdahale edemiyor. Fener Patriği pek çok ülkeye gittiği zaman cumhurbaşkanlarına özgü protokolle karşılanıyor. En son olarak İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne hatırlayacak olursak Haziran ayında yapılan orada bir oldu bittiye getirmişti Fener Patrikhanesi. İsviçre'deki Barış Konferansı'nın sonuç bildirgesi ki söz konusu bildirge tamamen devlet başkanlarının veya dışişleri bakanlarının yani devlet yetkililerinin imza atacağı bir bildirgeydi. Bir de baktık ki imza listesinde sonradan imzasını ekleyen Fener Patrikhanesi var ve üstelik de Ekümenik Patrik unvanıyla. Yani orada sanki bir devlet yetkilisiymiş gibi tavır ortaya koydu. Şimdi yani şu anda Fener Patriği Türk vatandaşı olmasına rağmen böyle oldu bittilerle Türkiye karşılaşabiliyor. Araya Amerika girebiliyor. Bir de
Fener Patriği Türk vatandaşı olma şartı kaldırılırsa, mesela bir Amerikan vatandaşı olan bir Ortodoks gelip İstanbul'da patrik olursa, o zaman tıpkı mesela hani Türkiye'deki Amerikan üsleri gibi, yani Türk topraklarında yer alan fakat Türkiye'nin hiç müdahale edemediği ve Türkiye'ye paralel şekilde Türk devletinden ayrı politika yürüten devlet benzeri bir yapı ortaya çıkmış olacak. Yani bu da tabii ki Türkiye'nin egemenliğine tamamen ters bir durum. Türkiye'nin bu açıdan da dikkatli olması gerekiyor. Yine siz son yazınızda Ukrayna parlamentosunun işte Moskova Patrikhanesi'nin Ukrayna kulunun tamamen yasaklanması yasa tasarısını görüşeceğini belirttiniz. O konuda bir gelişme var mı? Çünkü o yasa tasarısının kabul edilmesiyle beraber de yine çıkacak ciddi sonuçlar var diyorsunuz Türkiye'yi yakından ilgilendiren. Evet, söz konusu hani bu yasa tasarısı bu hafta ele alınacak diye ben dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmıştım. Fakat dün gün içinde Ukrayna parlamentosu bu yasa tasarısını onayladı. Yani olaylar epey hızlı şekilde gelişiyor. Ben de ayrıca dün gece bir YouTube kanalımda böyle bir ekstra yayın yaparak bunu yorumlamıştım. Şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Ukrayna parlamentosu bunu onayladı. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi Ukrayna'da savaş başladıktan sonra, yani Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca, Ukrayna'da Rusya ile bağlantılı her şey tabii ki hani düşman muamelesi görmeye başladı. Bu tabii hani savaş durumudur. Normal, anlaşılacak bir olgu. Ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna kolu da savaşın başlangıcından bir 3 ay kadar sonra 2022'nin Mayıs'ında bir toplantı yapmıştı ve Moskova ile bütün ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı. Fakat Ukrayna'daki çeşitli çevreler şunu söylüyorlar, hayır diyorlar, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna kolunun Rus kilisesiyle ilişkisini kesmesi samimi değildir. Bu kilise hala bizim içimizdeki 5. koldur. Bu teşkilatın tamamen feshedilmesi lazım diyorlar. Şimdi bir taraftan baktığımız zaman bu sanki hani Ukrayna'nın iç meselesiymiş gibi görülebilir. Fakat ne oldu daha sonra? Bir de ayrıca dün parlamento bu kararı kabul ettikten sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bir açıklama yaptı ve biz Rus Kilisesi'nin Ukrayna kolunun yasaklanması konusunu, bu gelişmeleri Ekümenik Patrikhane ile, yani Fener Rum Patrikhanesi ile birlikte ele alacağız dedi. Dolayısıyla Fener Patrikhanesi'ni bu konunun da doğrudan doğruya bir otoritesi haline getiriyorlar. Şimdi burada benim, yani Ukrayna'nın, tabii Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemesi gerekiyor. Fakat Ukrayna'nın bu adımının Türk dış politikasına çok uygun olmadığını düşünüyorum ben. Evet. Şunu da sormak isterim. Son durumu öğrenmek isterim sizden. Özellikle Kursk operasyonu çerçevesinde. Durum ne? Çünkü biliyoruz ki artık Rusya yönetimi bu Kursk ilindeki çatışmaları Kursk Muharebesi olarak adlandırmaya başladı. Neden böyle bir kavram kullandı? Son durum ne acaba Kursk'la ilgili? Şimdi tam 15 gün oluyor aslında Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk iline başlattığı ani taarruzdan bu yana. Yani bugün işte 21 Ağustos, 6 Ağustos tarihinde Ukrayna kuvvetleri başlamışlardı bu operasyona. Ve Kursk ilinde Ukrayna yönetimi işte 1260 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiğini açıkladı Ukrayna yönetimi. Bu tabii Ruslar açısından beklenmedik bir durum oldu. Çünkü Kursk ili biraz daha kuzeyde kalıyor. Daha önceden Ukrayna kuvvetlerinin böyle ani saldırılar düzenledikleri ve biraz ilerlemeyi denedikleri fakat çok başarılı olamadıkları yer daha güneyde. Ukrayna'nın Harkov ilinin hemen kuzeyinde kalan Rusya'nın Belgorod iliydi. Orada Ruslar daha hazırlıklıydı. Kursk ilinde daha hazırlıksız yakalandılar diyebiliriz. Şu anda Ukrayna'nın oradaki ilerleyişi yavaş yavaş da olsa devam ediyor. Fakat yani analizler biraz çelişik diyebiliriz. Bazıları diyor ki işte Ukrayna orada ilerleyişini başarıyla sürdürecek diyor. Bazıları, üstelik de Pentagon'a yakın bazı kaynaklarsa, bazı analizlerde ise yani savaşın yavaş yavaş bir çıkmaza girdiği değerlendirmesi var. Bir de yalnız şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, Ukrayna orada bir başarı elde etti. Fakat Ukrayna'nın bu baskından asıl amacı Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus ilerleyişini durdurmaktı. Rusları oradan büyük kuvvetler sevk etmek zorunda bırakmaktı Ukrayna'nın Kursk ilini. Bu konuda başarılı mı oldu mu derseniz, şu ana kadar pek başarılı olunduğunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü Rusların
Donbas'taki ilerleyişi her şeye rağmen devam ediyor. Ruslar her gün birkaç köy alarak o bölgede ilerliyor. Hatta bazı Ukraynalı siyasetçiler, üstelik iktidara yakın Zelenski yönetiminden olan bazı siyasetçiler Ukrayna Genelkurmayı'nı eleştiriyor. Diyorlar ki Donbas bölgesini bizimkiler bomboş bıraktı. Rusya da böyle bir şeye girebilmek için. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu operasyonu yani başarılı mı, yani makul mü, değil mi? Onu tabii önümüzdeki haftalarda savaşın gidişi gösterecek. Sorunsa gelecek olursak Rusya yönetimi neden Kursk Meydan Kursk Muharebesi diyor? Çünkü bundan işte 81 yıl önce 1943 yılının yaz aylarında tam da bugünlerde dünya tarihinin en büyük tank muharebesi Kursk ilinde meydana gelmişti. Nazi Almanyası ile Sovyet orduları arasında. Naziler bildiğimiz üzere en büyük insan kaynaklarını 2. Dünya Savaşı'nda Stalingrad kentinde kaybetmişti, bugünkü adıyla Volgograd'da. Onun ardından Hitler 1943'ün ortasında ani bir taarruz girişiminde bulundu ve bütün eldeki tankları, uçakları falan kullanarak güneyden cepheyi yarıp Moskova'ya doğru biraz doğudan ilerlemeyi planlıyordu. Fakat Ruslar daha önceden bunu haber aldıkları için bir ay kadar süren tank muharebesini Sovyet kuvvetleri kazandı. Almanlar eldeki tankları da orada kaybettikten sonra Ruslar Almanları Berlin'e kadar kovalamaya devam etti. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı açısından önemli bir dönüm noktası ve Ruslar tabii 2. Dünya Savaşı ile büyük gurur duyuyorlar elde ettikleri zaferle ve Kursk Muharebesi Rus tarihi açısından çok gurur kaynağı, yani kutsal bir muharebe. O nedenle şimdiki Rusya yönetimi de şunu söylüyor, yani şu mesajı vermeye çalışıyor. Biz dün de düşmanlarımıza karşı mücadele ediyorduk. Bizi istila etmek isteyenlere karşı mücadele ediyorduk. Şimdi de aynı mücadeleyi veriyoruz şeklinde kendi kamuoyuna bir mesaj veriyor. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi Kursk'taki bu savaş tabii birkaç hafta sonra, birkaç ay sonraki cephedeki gelişmeler ne olacak? Onun sonuçları apayrı olacak. Fakat şu an itibariyle bir taraftan Zelenski'nin Ukrayna'daki otoritesini güçlendirdi. Çünkü Zelenski yönetimi bir anda önemli bir başarıya imza attı. Fakat diğer taraftan da Putin'in ülkedeki, Rusya'daki otoritesini kuvvetlendirdi. Çünkü Rusya yönetimi, Rusya kamuoyuna bakın görüyorsunuz biz Batı'dan istila altındayız. Yani sadece karşımızda Ukrayna yok, bütün Batı var mesajı veriyor. O da kendi kamuoyunu seferber ediyor. Fakat bunun siyasi sonuçları asıl olarak sahadaki gelişmeler birkaç ay içinde nasıl bir sonuç verir ona göre belli olur. Belli olacak. Sayın Deniz Berktay, çok teşekkürler değerli katkınız için efendim. Çok sağ olun. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim size. Çok sağ olun. İyi günler efendim. Evet, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dini boyutunu ve Türkiye'ye olası etkilerini konuşmuş olduk. Gazeteci yazar Deniz Berktay'la bir başka CGTN Türk özel yayınında görüşünceye dek hoşça kalınız efendim.